Ani ölümler söz konusu olduğunda yetişkinlerin bazı yöntemleri olabiliyor. Çocukların sorularına cevap vermekten kaçınabiliyorlar, bilgi vermeyebiliyorlar, çocuğun anlamayacağını düşünebiliyorlar. Ancak durumla ilgili olabildiğince net bilgi vermek çocuklar için daha iyi olacaktır. Bunu güvendikleri bir yetişkinin, sevdikleri bir yetişkinin vermesi daha doğru olacaktır. Bazen onlara en yakın kişi bu olaylardan, ani ölümden çok fazla etkilenmiş olabilir. Çocukla iletişim kurması hali zor olabilir, iletişim kurmakta zorlanabilir. Bu oldukça anlaşılır bir şey. Bu durumda gene yakın başka bir yetişkinin destek olması, bu süreçte sorumluluk alması önemli olur. Olabildiğince net şekilde bilgi vermek lazım. Eğer bir trafik kazasıysa ne zaman olduğuna, nerede olduğuna dair bilgi vermek lazım. Kimlerin bu arabada olduğuna, kimlerin hayatını kaybettiğini söylemek lazım. Çok fazla tabii görsel detaya girmemek lazım. Çocukların bu zihnini fazlasıyla meşgul edebilir. Ancak bunun dışındaki bilgileri bir an evvel çocuklarla paylaşmak lazım. Çocukların o kafalarındaki sorularla çok fazla vakit geçirmemesini sağlamak lazım. Güvendikleri, sakin, onları sakinleştirebilecek, soracakları soruları cevaplamaya çalışacak, onların yanında olduğunu hissettirecek bir yetişkin bir an evvel çocuklara durumu açıklamalı.